Nedim Şener Simülasyonla Cumhurbaşkanı ilan edip bir gecede dört yalan söylediler. Önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Seçimden önce Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda kazanamayacağını bildiklerini şöyle açıkladı. Ben üzgünüm. Birinci turda daha iyisini bekliyordum. Bu şu değil. Biz ilk turda alırız. Tabii ki bir iddiamız vardı. Rakibimizin de vardı. Bizim de vardı. Kesin alırız noktasında değildik. Sonra Devam Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, seçim öncesi anketlerde Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını gördüklerini şöyle anlattı. Yaptırmış olduğumuz anketlerde ilk turda Kemal Bey ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu. Bunu Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız da biliyor. Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerinin de önünde mevcut anketler vardı. Oysa herkesin elinde somut verilerle bu ikinci tura kalan bir seçimdi. Hemen seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz. Ben de CHP genel merkezindeydim. Saat 8. 8.15 itibarıyla 3 aşağı 5 yukarı sonuçlar belliydi. İmamoğlu tekrar televizyona çıktı ve İdris Şahin'i yalanladı. Ve bu arkadaş o kadar yanlış bir laf etti ki. Ben açıklama yapıyorum. %20 veri ekranı benim önümde. Hatta Türkiye Gönüllülerinin de ekranı önümde. O anda herhalde kendisi eski anketlerimi karışıyordu. Ne yapıyordu anlamış değilim. Ne söylediği doğru ne zamanı doğru ne ittifak ruhuna uyar karşılığını verdi. Öndeyiz kazanıyoruz yalanı. Kılıçdaroğlu başta altılı masanın ortakları seçim öncesi kazanacağız, seçim gecesi öndeyiz diye yalan söylerken şimdi de seçim sonrası itiraf gibi açıklamalarını yalanlama yarışına girdiler. Gerçekleri seçmenlerinden saklama konusunda başı çeken Ekrem İmamoğlu bu tutumunu 14 Mayıs akşamı kameraların önünde de sergilemişti. Daha saat 19.35'te Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı ilan eden İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı da yanına alıp o gece 4 kez kameralar karşısına geçerek 4 kez aynı yalanı söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptıkları basın açıklamasında söylediği yalanlar sadece Anadolu Ajansı değil, kendilerine yakın Anka Ajansı'nın yayımladığı seçim sonuçlarıyla da ortaya çıkıyordu. İmamoğlu Yavaş'la 4 kez öndeyiz, kazanıyoruz şeklinde açıklama için sahneye çıktığında Ekranın yanında yer alan Anka Ajansı verileri de onları yalanlıyordu. Dakika dakika İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamalarıyla aynı anda Anka ve Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçları karşılaştırıldığında gerçek ortaya çıkıyor. O gece yaşananlar. Saat 19.34. Mansur Yavaş'la kameralar karşısına geçen Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı ilan ederken şunları söyledi: "13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına sesleniyoruz." 13. Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise %23.87 sandık oranı Türkiye çapında. Bize bildirilenlerde biz öndeyiz şu anda. Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz dedi. Anka Ajansı saat 19.34 verileri. Erdoğan 50.26. Kılıçdaroğlu 44.39. Anadolu Ajansı saat 19.35 verileri. Erdoğan 53.2, Kılıçdaroğlu 40.9. Saat 20.54. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kamera karşısında şöyle dedi. Öndeyiz. Sonuçları takip ediyoruz. Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor. Elimizdeki ıslak imzalı tutanak verilerine göre %47.42 ile öndeyiz. Ve önde olduğumuz İstanbul, Ankara ve İzmir'de veriler büyük ölçüde gelmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, büyük kentlerde bu fark devam ettikçe birinci turda tamamlanacağını öngörüyorum. Sürekli simülasyon yapıyoruz. Artış trendi devam ediyor dedi. Anka Ajansı saat 20.54 verileri. Erdoğan 47.84, Kılıçdaroğlu 46.39. Anadolu Ajansı 20.54 verileri. Erdoğan 51.6, Kılıçdaroğlu 42.6, saat 22.37. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş video yayımladı. Ve öndeyiz. Sonuçları analiz ediyoruz. Kılıçdaroğlu 49'a 45 önde dediler. Anka Ajansı saat 22.29 verileri. Erdoğan 48.81, Kılıçdaroğlu 45.44. Anadolu Ajansı saat 22.37 verileri. Erdoğan 50.13, Kılıçdaroğlu 44.09. Saat 23.35. Saat 23.35 itibarıyla kameralar karşısına geçen İmamoğlu ve Yavaş göreceksiniz. Biz inanıyoruz ki elimizdeki veriler, istatistik bilgimiz, sonuçlara dönük süreç, tüm milletimiz sabahleyin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde görecektir açıklamasını yaptılar. Anka Ajansı saat 23.36 verileri. Erdoğan 49.06, Kılıçdaroğlu 45.21. Anadolu Ajansı saat 23.39 verileri. Erdoğan 49.86, Kılıçdaroğlu 44.38. Dört kez yalan söylediler. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İdris Şahin Kılıçdaroğlu'nun birinci turda kazanacağını gösteren bir anket olmadığını açıkça söyledi. İmamoğlu da benzer şeyleri söylemesine rağmen bunun yalanlama yoluna gitti. Bunun yanında 14 Mayıs akşamı hiçbir veri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu göstermemesine, hatta CHP yakın Anka Ajansı'na göre Erdoğan önde olmasına rağmen İmamoğlu ve Yavaş ekranların karşısına çıkıp milyonlarca seçmenin gözüne baka baka dört kez yalan söylediler. İşin gülünç yanı Ekrem İmamoğlu o gece yaptığı açıklamaları anlık veri paylaştık. Milleti aldatmadık diye savundu. Kampanyanın başından itibaren altılı masa ortakları seçmenlerinden gerçeği sakladı. İmamoğlu ile yavaşsa o gece anlık veri paylaşmadı. Anlık yalan söylediler. Nedim Şener Yasin Aktay İşportacı siyaset ile ilkeli siyaset arasında bir seçim. Seçimler seçmen ile seçilen arasında karşılıklı bir pazarlığın döndüğü ve oylama kararı ile varıldığı bir sözleşmedir. Seçmenin taleplerine cevap veren, verdiği cevapla bir güven telkin edebilen daha yüksek oy alıp temsil yetkisini dağılıyor. Ancak seçilenin seçmene vaat ettiğini gerçekleştirebileceğine dair verebildiği bir garanti yok. Yetkiyi aldıktan sonra bütün sözlerini unutan siyasetçiler o yüzden siyaset sahnemizin başat figürlerindedir. Oy karşılığında verilen bir çek, senet veya bağlayıcı bir daha hütname yok. Seçmenin tek kozu bir sonraki seçimde siyasetçinin tekrar karşısına çıkacak olması. Seçmenine tekrar tekrar yalan söylediği halde her seferinde oy almayı başarabilen siyasetçi tipolojisi ise Türkiye siyasetinde hiç de azımsanacak bir tipoloji değil. İşin ilginç tarafı bu konuda aldatan siyasetçiden ziyade seçen ile seçilen arasındaki ortak aldanış iradesinin yani ideolojinin olabildiğince etkili olması. Partisinden hiçbir hizmet almadığı halde terlik olsa onu seçmekten vazgeçmeyen seçmen profili maalesef adı da konulmuş olarak seçmen envanterimizde mevcut. Tabi bu tespit genellikle seçmenin iradesini beğenmeyen seçkincilerin yaptığı eleştiriyle aynı kefeye konabilir. Burada çok açık bir farkın altını çizelim ki AK Parti seçmeni ile partisi arasında hangi kıyaslama yapılırsa yapılsın çok daha rasyonel bir sözleşme gerçekleşiyor. Partisinin adayını, tutumunu, bazı siyasetlerini beğenmediğinde cezasını hemen oy vermeyerek kesebiliyor AK Parti seçmeni. O yüzden %49.5'a kadar dayanmış oylar 2018'de %42.6'ya, şimdi ise %35.6'ya kadar gerileyebildi. Belediyede de aynı durum söz konusu oldu. AK Parti seçmeni partisinin kendisine verdiği sözde durmakta sergilediği en ufak bir kusuru affetmiyor. Oy dalgalanmaları adaya, hizmet kalitesine veya siyaset pratiğine göre çok fark ediyor. Bir şehirde demografik yapıyı gözetmemiş bir aday listesi doğrudan oy oranlarına çok daha birebir yansıyor. Oysa CHP ve HDP seçmeninde aynı oy dalgalanmalarını da aynı ölçüde görmek mümkün olmuyor. Aynı terlikte olsa, aday terlikte olsa, sandalyede olsa, SELO veya CHP parti teşkilatı tarafından işaret edilmiş olması yetiyor. Güneydoğudaki biriyle başka bir ilden hatta batı illerinden Kürt olmayan hangi ölçülerle seçilmiş ve Kürtlere takdim edilmiş olduğu hiç belli olmayan biri tayin edildiğinde bile hiç sorgulanmadan, kayıtsız şartsız itaatle seçilebiliyor. Hizmet etmiş etmemiş, temsil kabiliyeti varmış yokmuş, bizim dinimizdenmiş değilmiş, kadınmış erkekmiş hiç fark etmiyor. Sadece bu karşılaştırma bile AK Parti seçmeni ile CHP ve HDP seçmeni arasında ideoloji, rasyonelite, siyaset dengesinin ne kadar ciddi bir fark oluşturduğunu göstermeyi yetiyor. 14 Mayıs seçim sonuçları elbette çok daha detaylı incelemeyi hak ediyor ama ilk elde bu sonuçlar göze çarpıyor. Bu sonuçlara göre yine de Kılıçdaroğlu'nun ideolojik ağırlıklı oyları onu başkanlık makamına taşımaya yetmedi. Bunun için karşı tarafa kendince köprüler atmaya çalıştı. Kendi parti geleniyle asla bağdaşmayacak bir ittifak konfigürasyonu oluşturmaya çalıştı. Bunu yaparken vaatlerde hayal sınırlarını zorlayan uçlara kadar gitti. Herkese istediği her şeyi vermeyi vaat ederken bu vaatlerin birbirini iptal edeceğini, dolayısıyla inandırıcılığını yitirebileceğini bile hesaba katma gereği hissetmedi. Aynı anda hem PKK'ya kadar uzanımı olan bir siyasi hareketle ittifak içinde olup hem de terörle mücadele edebileceğini söyledi. Hem ola bildiğince rövanşist söylemlerde bulunup hem de sevgi pıtırcığı gibi hareketler yapabildi. Hem zaten olabildiğince çözülmüş Kürt sorununu tekrar yattığı yerden uyandırıp tekrar çözümüne soyundu hem de Suriyelileri açıkça nefret nesnesi haline getiren sözler söylemekten çekinmedi. Bunların hepsi ancak ortada gezinen başıboş oyları kapma adına siyasi işbortacılık adına hiç güven vermeyen üçkağıtçı söylemler olarak görülebilir. Ortada gezinen müşteriyi kapmak için söylemeyeceği yalanı, vaat etmeyeceği bir şey olmayan işportacı görünümüyle kendini uyanık zannederken bir sazan sarmalına yakalanmamak da kaçınılmaz hale gelir. %1 oy kendisine %15 gibi pazarlanır ve karşılığında 38 milletvekilini buhar ettirir. Kürtler ve Suriyeliler Şunu geçmeyelim. Kürt sorununa karşı dürüst ve samimi bir yaklaşım ile Suriyelilere karşı nefret politikaları kesinlikle birbiriyle bağdaşan tutumlar değil. Kürt sorununa karşı yaklaşımı samimi olsa oradan oy gelip gelmediğine bakmaksızın o sorunu çözmeye samimiyetle yaklaşırdı. Erdoğan Kürt sorununu bu hesapları gütmeden üstelik baldıran zehri içmeye benzer bir risk alarak çözmekten geri durmadı ve bu çözümün ona hiçbir siyasi getirisi olmadı. Buna rağmen Erdoğan o konuda durduğu yerden bir adım geri gitmedi. Şimdi biraz daha oy için bir adım daha ilerisini vaat etmedi. Kürt sorununu çözmek genel olarak mazlum, mağdur insanların yanında durmakla ilgili ilkesel bir tutumdu. Tıpkı Suriyelilerle ilgili olduğu gibi. Suriyelileri bugün göndermekten bahsedenler şu anda kendilerini savunamayacak durumda olan, gidecek bir yeri de olmayan insanlara insanlık dışı bir muamele yapmayı vaat etmiş oluyor. Hiçbir eldemli tarafı yok. Adeta eskiden Türkiye'de maruz kaldığı zulmün aynısına hatta daha fazlasına maruz kalacak bir kitle oluşturmak anlamına geliyor. Suriyelilere bu muameleyi reva gören bir siyaset Kürtlere dost olamaz çünkü insana dost olamaz. Erdoğan'ın ve muhafazakar kesimin Kürt sorununa yaklaşımı siyasi bir hesap veya yatırıma matuf değildi. Şimdi de sığınmacılara yaklaşımı bir hesap ve yatırıma matuf olmadığı gibi. Tam da o yüzden Erdoğan seçimden sadece iki gün önce Suriyelileri göndermekten bahsedildiğinde her türlü siyasi hesaptan uzak bir cevabı vermekten zerre kadar çekinmedi. Bu cevabın Suriyelilere karşı söylemin kışkırtılmış olduğu bir ortamda oy kaybettirebileceği endişesi taşımadı. Kürtlere nasıl davrandıysa, Alevilere nasıl davrandıysa, mazlumlara nasıl davrandıysa Suriyelilere de öyle davrandı. Bunun adı şahsiyettir, insanlıktır, merhamettir. Her türlü siyasi hesaptan uzak bu şahsiyettir Erdoğan'ı farklı kılan, güvenilir kılan. vesile. Yasin Aktay